Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Lige iyi bir giriş yapamayan Beşiktaş'ın bu karşılaşmada alacağı sonuç taraftarlarınca merak ediliyordu. Karşılaşmanın ilk dakikasının içindeyiz. Metin pasını veriyor, Rıza ortasını yapıyor. Ali'nin kafa vuruşuyla Beşiktaş'ın birinci golü geliyor. Gol Ali, dakika 1. Golü bir kez daha seyrediyoruz. Sol kanattan gelişen bir atak. Feyyaz vuruyor ve Beşiktaş'ın 11. dakikada ikinci golü. Golü tekrar seyrediyoruz. Sayın seyirciler, Beşiktaşlar karşılaşma boyunca sürekli golü düşündüler. Ve her ataklarında adeta işte gelen bu golle seyrettik. Metin'in 23. dakikada gelen bu golünde olduğu gibi her atakta gol düşündüler. Metin'in 3. golü tekrar görüntüde. Kadir ortasını yapıyor. Metin yükseliyor, 43. dakikada Beşiktaş'ın 4. golünü atıyor. Beşiktaş 4, Adana Demirspor 0. Gol tekrar ekranlara geliyor. Beşiktaş atakları üst üste gelişiyor. Rıza ortasını yapıyor. Ali tamamlıyor ve Beşiktaş 5-0 öne geçiyor. Bir kez daha seyrediyoruz. Ali 55. dakikada attığı 5. golden sonra 60. dakikada bir kez daha topu filelere gönderiyor. Gol tekrar ekranlarda. Metin Taç kullandı. Zeki pasını veriyor. Feyyaz vuruyor. Karşılaşmanın 65. dakikası Beşiktaş'ın 7. golü olarak Adana Demirspor filelerine gidiyor. Feyyaz'ın golünü bir kez daha izledik. Beşiktaş'ın bitmek tükenmek bilmeyen atakları ve işte bir başka golü Beşiktaş'ın. Metin karşılaşmanın 8. golünü kaydediyor. Dakika 76. Köşe vuruşunu kullanıyor Beşiktaş. Ali tamamlıyor. 84. dakikada 9. Beşiktaş golü. Beşiktaşlı futbolcular büyük sevinç içinde ve 9. Beşiktaş golü. Metin ortasını yapıyor. Feyyaz tamamlıyor. Karşılaşmanın 10. golü. Bu bir rekor. Beşiktaş bu farkı yakalıyor. Beşiktaş'ın golcü futbolcuları görüntüye geldi. Golü bir kez daha izliyoruz. Beşiktaş 10, Adana Demirspor 0. Son dakikalar içinde Beşiktaş bir şans daha arıyor ve sonuç gelmiyor. Karşılaşmadan Beşiktaş 10-0 galip ayrılıyor. Evet Sayın Seyit Ali, sen ne diyorsun? Ben de aynı şeyleri söyleyeyim. Bizim için çok güzel bir olay. Beşiktaş tarihine geçmek, gerçekten Türk spor tarihine geçmek güzel. 10 fark çok güzel. Bizim biliyorsunuz 3-4 haftadır kötü bir gidişatımız vardı. Bir birikim vardı içerisinde takımın. Yani bir an önce iyi olmak, düze çıkmak istiyorduk. Bu maçta bunun için güzel bir fırsattı. Umudumuzun çok üzerinde oldu. Çok güzel oldu. Şunu öğrenmek istiyorum. Bunca gol ve kaçan goller de var bir sürü. Nasıl oldu? Nasıl bir psikolojik olay? Nasıl bir yaklaşım? Gerçekten başarılı bir futbol ortaya koyduk. Pozisyon zenginliğimiz var. Dediğiniz gibi kaçırdığımız goller vardı. Fakat futbolun şanslı günleri vardır. İşte bugün 10 gol attık. Ve rakamlarla spor tarihine yazılmak muhakkak güzel bir şey.